telim vurdu. En ağır tahribatın olduğu Trabzon'un Araklı ilçesinde 3 kişiyi arama çalışmaları hala sürüyor. Arama özellikle dere yatağında yoğunlaştırıldı sayın seyirciler. Bartın'dan da maalesef acı haber geldi. Sele kapılarak dün bültenimizde vermiştik 11 yaşında bir çocuğumuzun sele kapıldığını, bulunamadığını, arama çalışmalarının sürdüğünü. Maalesef o çocuğumuzdan acı haber geldi. Selin vurduğu Araklı'da kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. 321 kişiden oluşan uzman arama kurtarma ekibi çalışmaları dere yatağında yoğunlaştırdı. Jandarma arama kurtarma timleri Karadere'nin yatağında sondalama yöntemiyle kayıplardan iz arıyor. Çamlıktepe mahallesinde kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ederken iş makineleri de dere yatağını açmaya devam ediyor. Bölge sakinleri ise evlerine gelerek Selin verdiği hasarı yerinde inceliyor. Selin vurduğu Çamlıktepe mahallesinde bir yandan da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bu böyle az malzeme yoktur. Tabii bir ulaşım sağlansın ve bir asılı yavaş yavaş. Ya bir ulaşım sağlanması lazım. Suyu, elektriği, yolu. Bir sürü insanlar yani. Bilmiyorum artık. Yapılan tespitlerde 7 evin tamamen yıkıldığı, 11 evin ağır hasarlı olduğu belirlendi. TEDAŞ ekipleri de elektrik şebekesini onarıyor. Kızılay arama çalışmalarına katılan ekiplere ve ilçe halkına kumanya dağıtıyor. Bartın'da da sel can aldı. Hasan Kadı beldesinde suya kapılan 11 yaşındaki İsa Akgün ve 70 yaşındaki İbrahim Çeliktaş hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni evinin 15 kilometre uzağında dere yatağında bulundu. Trabzon'un Yomra ilçesinde etkili olan yağış sonucu bir bina çöktü, yollar kapandı, ev ve iş yerlerini su bastı. Meteorolojiden bölge için yine şiddetli yağmur ve sel uyarısı geldi. Trabzon, Rize, Giresun ve Ordu illerinde yoğun yağış bekleniyor. Açıklamada ani sel ve su baskınlarıyla yıldırım düşmelerine karşı halkın dikkatli olması istendi.